Bu ülke demokrasilerin kesintiye uğradığı dönemleri yaşadı. Yani 70'lerde 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü yaşadı. Ama bu denli Türkiye'de bir baskı ve yıldırma politikasını, ayrıştırma politikasını ülkemiz yaşamadı. Biz biliyoruz ki şu andaki gazeteci arkadaşlarımızın da hangi yönde olduğunu, yanlı yansın olduğunu bilerek hareket edilmesini. Eğer demokrasiden yana, demokratik tavır içerisindeki gazetecilerin bir şekilde bugünkü siyasal iktidarı, ülkedeki olan olayı, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, her ne konuda olsun, tarımda eleştirisini kabul edemeyen, yazılarını özellikle baskılı bir şekilde tek adam rejiminin şu andaki buyur ettiği şekliyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Tabii bu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir evresinde insanlar susmamıştır. Mutlaka bir baskının olduğu yerde o baskı kadar da o baskıya baş kaldıran, boyun eğmeyen insanlar, toplumlar olmuştur. İşte biz de bugün bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kolay değil aslında. Tabii bugünkü bu olayı gündeme getirenler, bu ülkeye bu olayları yaşatanlar tek başına mı yaşıyorlar, tek başına mı yapıyorlar? Asla. Başta Amerika, Avrupa, Rusya, dünyanın emperyalist güçleri bu tür siyasal iddiaları her dönemde desteklemişlerdir. Bu tür iddiaların var olmasını sağlamışlardır. Hele hele bizim gibi ülkelerde ülkenin iç dinamiklerini parçalamak, ülkenin demokratik yapısını bozmak, insanların yaşam koşulları beraber huzurunu bozmak için emperyalistler bir dönemlerde kendilerinin olmadığı yerde fiilen görevini icra edecek siyasal iddiaları iktidara getirirler. Tabii yükselterek, çoğalarak sayılarımızın artmasını dileyerek siyasal iktidarın da Türkiye'de bulunmasını istiyoruz. Ve özellikle Giresun ilinde bu hafta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği grup toplantısında burada olacak. Tabii Karadeniz'de Giresun ili çok önemli bir yere sahip. Gerek insanın yapısıyla, gerekse düşüncelerinin daha olgun olduğu, daha demokratik düşüncenin, sosyal yaşantının daha yüksek olduğu bir ilde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü insanların dışarıdaki giyim, kuşamı, yaşamı ve hayattan beklentilerinin yüksek olduğu bir yerde tabii ki sorgulayan insanların daha, yargılayan insanların daha çok olduğunu düşünmek istiyoruz. Onu da görüyoruz zaten. En erken olabilecek seçimde hep beraber olacağımızı, Türkiye'nin yeniden kurtuluşunun ikinci cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeniden cumhuriyetin kurulması için daha güçlü bir cumhuriyetin ilelebet sürülmesi ve demokrasimizin daha iyi olgunlaştırılması, hukuksal alanlarımızdaki tüm kazanımlarımızı, cumhuriyet tarihindeki kazanımlarımızın yok edildiğini yeniden elde edilip yeniden güzelleştirmesi, iyileştirilmesi için bu mücadelenin içerisinde olacağız. Tabii Sayın Genel Başkanımız da Türkiye'de ben tabii şunu da özelinde anlatmak zorundayım, söylemek zorundayım. Gerçekten çok mutluyum. Sebebi şu, ya insan bu kadar mı mütevazı olur? Bu kadar mı daha hoşgörülü, demokrat olabilir? Bu kadar olabilir işte. Yani onun yönettiği bir partide de Türkiye'nin Millet İttifakı'yla siyasal iktidarı yakın zamanda kuracağımız inanç içerisindeyim. Sizlerin... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, vekillerim sahada olacaksınız, ben de grup toplantılarını illerde yapacağım. Seçilmiş 9 il vardı. Bunlardan zaten 5.'si çarşamba günü Samsun ilinde, bizim kendi ilimizde yapıldı. 6.'sı da Giresun'da olacak. Genel başkanımız sizlere misafir olacak. Orada sizler de bulunup istediğiniz soruları genel başkanımıza sorabilirsiniz. Aklınıza takılan mutlaka cevapları en doğru şekilde kendisinden duyabileceksiniz. Katılırsanız çok memnun olurum. Kapalı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın ve MHK'nın aldığı karar gereğince 9 ilde toplanacak. Bunlardan şanslı illerden bir tanesi de Giresun. Tabii ki tarihte ilk oluyor. Bizim için çok önemli. Giresun basını bu konuda ulusal medyaya yayma konusunda bu olayı bizim için katkıları çok mühim. Bunu sizlerden yani bir Giresun hemşehriniz olarak bekliyorum. Bizi, yani Türkiye gündemine oturtmak sizlerin elinde. Yani bunu bizden esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz zaten. Biz gerçekten sözlerime başlarken basınımızı orada tam olarak görmek istiyoruz. Size özel bir yer ayıracağız. Ayrıca saat 11'de Efendi Restoran'da onda, ben bir bu 11'e takıldım gerçekten bir onda ikinci oldu. Saat 10'da herhalde genel başkan 11'de gelecek. Abla 11'de duruyor. Saat 10'da Efendi Restoran'da basınımıza kapalı bir toplantı yapacak sivil toplum örgütlerine. Ama basınımıza kapalı derken tabii derneğimizin yönetim kurulu orada olursa basınımıza kapalı demek derneğimize açık demek tabii. Bulunan il başkanımız. Onun için onun her şeyi bizim söyledikleri, onun yapabilecekleri bizim de sadece destek için burada bulunmamız açısından önemli. Çok teşekkür ederim.